bedenimiz bizimdir. Cinsiyetçi eğitim politikalarınızı kabul etmiyoruz. Eğitim sistemi, siyasi iktidarı kendi ideolojik bakış açısına ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda MEP, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler aracılığıyla örgütlenmeye çalışıldığı bir alana dönüştürülmüştür. Kılık kıyafet dayatmaları ve uygulamaları iktidarın eril zihniyetinin bir tezahürü, kadınların haklarına, yaşamlarına, bedenlerine ve kimliklerine yönelik saldırı politikalarının ürünüdür. Siyasi iktidar kadınların nasıl yaşayacaklarına, ne giyip ne giymeyeceklerine müdahale ederek makul kadın yaratma politikasını sürdürmektedir. Ülkemiz özelinde kapitalizm, ataerki ve iktidarın gerici ideolojisinin birlikte işleyişiyle kadınların bedenine, kimliğine, emeğine yönelik saldırılar artmaktadır. Kadınların kaç çocuk doğuracağından, nasıl giyineceğine, sokakta özgürce dolaşmasından, çalışmasına, sosyal medya kullanımından, kahkahasına kadar her şey AKP'nin temsil ettiği ideoloji tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. İktidarın uzun süredir güvencesizlik, işsizlik, şiddet ve yoksulluk kıskacında kadınları yaşamını daha fazla denetim altına alma çabası, sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik pek çok hakkı kullanılmaz hale getirmiştir. Ne giyeceğimizin, ne söyleyeceğimizin, nasıl yaşayacağımızın sınırlarını çizmeye kalkanlara karşı emeğimizi, bedenimizi, kimliğimizi ve yaşamımızı üzerindeki binlerce yıllık sömürü düzenine karşı isyanımızı büyütüyor ve direnişimizi örgütlüyoruz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Makul kadın tanımıza da, kalıplarınıza da asla sığmayacağız. Bedenimize, yaşamımıza, haklarımıza dönük saldırılara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cinsiyetçi, tekçi, heteroseksist, gerici, militarist politikalara karşı kadın dayanışmasından aldığımız güçle haklarımızı, hayatlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Cinsiyetçi eğitim politikalarına ve uygulamalarına karşı cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünün esas alındığı bir eğitim hakkı mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz. Eşit ve özgür olduğumuz sömürünün, baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için mücadelemizi sürdürmeye kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı örgütlü mücadelemizle inşa edeceğiz. Haklarımız olanı evde, işte, sokakta, kısacası yaşamın her alanda mücadeleyi büyüterek kazanacağız. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Eğitim Sen Dersin Kadın Meclisi.